Merhabalar, Girls and Gays. Bugün sizinle yine Erasmus anılarımı konuşacağız. Sanırım bu son bölüm olacak. Son bölüm olacağından eminim gibi. Çünkü önümde anılarım, anı defterlerim falan var ve sona yaklaştığımı hissediyorum. Fakat öncesinde, geçen hafta çok sinir olduğum bir olay vardı. Sizle konuşma fırsatı bulamadım onu. Çünkü ben bunu çomar posting'e dahil etmek istemiştim ama yer kalmadı. Yani nedense o kadar çok dolmuşum ki bayağı bir uzun oldu çomar posting videosu. Ben de dedim ki bari bunu podcast'ime koyayım ben ya. Podcast'tekilerle tartışayım bu insanı diye düşündüm. İnsanımız bir influencer Instagram'da adı sanırım Şule Şulemsi diye bir influencer. 918 bin takipçisi var. Vay. <laughs> Neyse. İşte böyle paylaşımlar yapıyor falan. <laughs> <laughs> bu profili başka size nasıl anlatabilirim bilemedim. İşte öyle paylaşımlar yapıyor falan. Yani nasıl bir profil söyleyeyim mi size? Karadeniz'e hani balayına giderler ya. <laughs> ve her karesini çekerler böyle. Öf ya anlatamadım ya. Öf girmeniz lazım profile. Böyle hani böyle kızlar var ya başörtülü influencer kız tipi. Üstten normal başörtü takıyor ama alttan böyle uzun tunikli eşofmanlar giyiyor ve mutlaka ve mutlaka güneş gözlüğü oluyor. Benim de eski iş yerimdeki tayfanın en çok özendiği giyim tarzı bu ve en çok takip ettiği influencerlar bunlardı tamam mı? Böyle bir tip yani hani böyle hani başörtün üzerine şey şapkalar oluyor ya normal standart bildiğimiz dümdüz şapkalar. Başörtün üzerine şapka takıyorlar falan. Böyle eşofman, minik çantalar, güneş gözlükleri falan. Anladınız değil mi profili? Böyle uzaktan sadece kıyafet fotoğrafları, trend yol linkleri. Zart zurt işte standart influencer. <laughs> en son paylaştığı video ben hala silmemesine inanılmaz şaşırdım. Yani bir insan nasıl bu kadar ton def olabilir? Nasıl bu kadar habersiz, alakasız olabilir herhangi bir durumdan? Yani inanın, inanılır gibi değil. Ben olsam siler ve bir daha internete girmezdim herhalde. <laughs> bu kadar rezil bir video çeksem. Önce videoyu izleyelim, sonra yorumlayacağım. Şu an beni iyi dinlemenizi istiyorum. Ve biliyorsunuz malumunuz 3 ayların içerisindeyiz. Bir kere size ortamı anlatmak istiyorum. İzleyenler değil de dinleyenler için olacak bu. Böyle bayağı altınlı maltınlı bir arka plan var. Nerede çalıştığı belli değil ama neyse siyasete girmek istemiyorum arkadaşlar anladınız işte. Yani bence anlatabiliyorumdur. Böyle kahverengi kıyafetler giyinmiş tam ofise uygun. Önünde bir, böyle bir sürü altın var çeyrek altın var. Ve ofisteki çalışanlarına çağrı yapıyor. Diyor ki 3 aylara girmiş bulunuyoruz. Bir kere, bir kere arkadaşlar, bir insanın, bir müdürün dini konularda normal bir ofis ortamında çalışanlarına karşı yapabileceği en büyük, yani söyleyebileceği en büyük şey şu olur. Mesela Müslümansa arkadaşlar Ramazan bayramı, yani bugün Ramazan bayramıymış. <laughs> Veya işte atıyorum Yarın Ramazan bayramı. Şimdiden hepinizin bayramı kutlu olsun. Hepinize mutluluklar dilerim. Umarım tatiliniz güzel geçer. İşte hediye dağıtır ya da. Bir müdürün yapabileceği en fazla şey budur. Veya işte bayrama özel bir şey yapılacaktır iş yerinde. Bir iş yapılacaktır. Mesela bir reklam ajansıdır. Bayrama özel bir reklam çekmeye olacaktır. Onunla alakalı şeyler yapılır falan. Bu yani. Hristiyansan da diyelim işte şeyi kutlamak istiyoruz. Paskalya yaklaşıyor mesela şu anda. Mart ayındayız. Arkadaşlar Hristiyan arkadaşlarımız var aramızda biliyorum. Paskalyamız kutlu olsun. Herkese mutlu bayramlar, mutlu tatiller dilerim falan diye kutlarsın. Budur yani. Noel geliyordur. Noel'i kutlarsın. Bu. Bir müdür olarak yapabileceğin en büyük şey budur. Evet şimdi bu arkadaş ne yapıyor bir müdür olarak ona bakalım nasıl bir ofis ortamı. Ve aranızda alkol tüketen kişilerin olduğunu biliyorum. Bir kere çalışanlarını bu şekilde fişleyemezsin aranızda alkol tüketenler olduğunu biliyorum diyemezsin sen. Sen insanların yaşam tarzına bu şekilde karışamazsın. Ben mesela şey diyemiyorsam bir müdür olarak telefonda arkadaşlar işte atıyorum Oktoberfest yaklaşıyor. Almanların bira içtiği böyle full bira tükettiği Ekim ayı bir festival yani. Oktoberfest yaklaşıyor ve aranızda <laughs> namaz kılanların olduğunu biliyorum demek gibi bir şey bu. Namaz kılmazsanız Oktoberfest boyunca altın ve yemin ederim hiçbir farkı yok. Bak şimdi. Kendi hayatlarımız dilediğimiz şekilde hareket edebilirsiniz. Aa sağ ol teşekkür ederiz ya kendi hayatımızmış dilediğimiz şekilde hareket edebilirmişiz. Mesela insanlar bunu kabul etmiyor. Ya ama o din bizim inancımız yaşam tarzı la falan ilgisi yok. İnancımız Allah, din, peygamber falan öyle bir şey değil. Sen ateist bir insana göre inançlı olmayan herhangi bir insana göre o senin yaşam tarzının bir parçası. Günde beş vakit namaz kılıyor musun? Kılıyorsun. Demek ki senin yaşamına entegre olmuş bir şey o. O zaman senin yaşam tarzına giriyor veya başörtülü biriysen ya da atıyorum cübbeli falan biriysen veya sakallı falan biriysen o senin o şekilde tercih ettiğin yani hayatını o şekilde yaşamayı tercih ediyorsun o senin yaşam tarzına dahil olan bir şey tıpkı içki içmek gibi tıpkı atıyorum Hristiyanların haç takması gibi İlla şeyle sınırlı olan bir şey değil alkol içi içen eşittir seküler yaşam tarzı falan bununla ilgili bir şey değil senin hayatında yapmayı tercih yani özel hayatında yapmayı tercih ettiğin herhangi bir şey senin özel hayatına girer yaşam tarzına girer ve bunun bir patron tarafından bir müdür tarafından ağza alınması mesela bu ofiste insan kaynakları diye bir bölüm olsaydı baya baya insan kaynaklarına şikayet edilebilir bir davranış biçimi olacaktı bu. Bu mal anlamıyor bunu ama öyle. Kendi hayatlarınızı dilediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz ve size saygı duyuyorum. Tövbe eden kişiler olursa eğer aranızda ben tövbe ettim bundan sonra içmek istemiyorum siz de bana vesile olun derseniz eğer gelip odamdan altınızı alabilirsiniz. Bir de o kadar ezber ki yani böyle bir metne yazmış, bayağı bilgisayara yazmış, oradan okuyor. ya yani Böyle bir şey şova, madem inanç için yapıyorsun bunu, çünkü sonradan öyle savundu kendisini. Madem inanç için yapıyorsun, niye böyle şova döküyorsun? O kadar şovenizm içeren bir şey ki. Ay ben bunu çekeyim, Instagram'a koyayım. İğrenç bir davranış ya. Altın vermenin iğrençliğini geçtim. Birinin hayatında yaşam tarzına karışıp, senin gibi yaşıyorsa altın verme şeklinde ödüllendirmenin iğrençliğini geçtim. Yani madem bu kadar iyisin, bu kadar müthiş bir Müslümansın, videoyu alma abi, gizliden yap. İyiliğin gizliden yapılanı makbuldür yani. Tövbe eden kişiler olursa eğer aranızda, ben tövbe ettim. Mesela tövbe etmeyi bir ofis kontekstinde nasıl kullanabilirsin sen? Yani camide kullanabilirsin, evde kullanabilirsin, dışarıda kullanabilirsin. Kendi aranda bir sohbette kullanabilirsin, dini bir sohbette. Sen ofistesin şu anda. Tövbe etmeye, res, yani şey olarak, official olarak çağıramazsın sen çalışanlarını. Böyle bir şey yok yani. Ben tövbe ettim. Bundan sonra içmek istemiyorum. Siz de bana vesile olun derseniz eğer de gelip odamdan altınınızı alabilirsiniz. Odamdayım. Gelmek isteyen olursa bekliyorum. Telefonu kapattıktan sonraki yaptığı bir yüz ifadesi var. Durduracağım onu hepinize göstermek için. Yani ben yapacağımı yaptım artık top onlarda gibi bir surat ifadesi. Kanki sen Allah mısın ya? Hayırdır ne oluyor? Tövbe etmeme vesile... Ne oluyor ya? Nerede yaşıyoruz biz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya tabi olmazsa olmazı Arapça müzikler. Yani ne dediği de bilinmiyor. Arapça ya. Ha tamam Kur'an da Arapça. Okey o zaman her türlü şey uyar. Dini müzik Arapça. Birisi geldi. E, işte sarıldılar falan altınını verdi. Abi isimlerini yazmış çalışanların. Ben orada çalışan olsam var ya dava ederim onu. Bayağı yazıyor ya. Yani. Beste, Sinem, Tuğba, Merve. Gülsüm, Ezgi, Elif, Bahar falan diye. Burası muhtemelen bir güzellik merkezi bu arada. Ama ne olursa olsun yani. Olmaz böyle bir şey normal şartlarda. Ben değilim ateist bir müdürüm ve çalışanlarımdan bazı Müslümanlar da var. Düşünsenize ben onlara şey diyorum böyle duyuru yapıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Oktoberfest yaklaşıyor. Aranızda Müslümanlar olduğunu da biliyorum. Eğer benim gibi ateist olmak isteyenler varsa... Ve hani benim vesile olmamı isteyenler varsa... Eğer bu ay içerisinde... Yani Oktoberfest içerisinde bırakırsanız İslam'ı ve gözümün önünde böyle bir içki içmeye başlarsanız hepinize altın vereceğim. Ya bu da benim inancım. Olamaz mı abi? Yani sana göre namaz kılmak çok iyidir. Bana göre tam tersi çok iyidir. Yani bunu karşılaştırınca şey ne alaka işte içki içmek bir ibadet mi? Hayır yani ibadet olabilir senin karşındaki insana göre veya onun yaşam tarzının parçası da odur mesela. İlla ibadet olması gerekmiyor ki. Ben durdurduğumda postitte bütün isimleri okuyabiliyorum. Çok ayıp bir şey bu ya. İki kişi geldi, altınlarını taktı onların. Birisi de ses kaydı atmış, takdir ediyorum bu davranışı. Şükrü Hanım vesilesiyle alkolü bırakıyorum. <laughs> bir kere içki içen kimse. Ay 3 aylar. Evet, Şükrü Hanım vesilesiyle alkolü bırakıyorum. Ya abi, bir de şey mesela Twitter'a düştü, bu Twitter'da da demişler ki. Akşam onunla o altında çilingir sofrası kuranlar falan. Bu kadar fake gibi de. Çok fake ya. Böyle bir şey değil yani. Hani din, inanç falan da böyle şeyler değiller aslında temelde. Çok iğrenç bir şey bunun yaptığı. Sırf şov yani. Instagram reels olsun. Biz konuşalım. Etkileşim olsun. Ondan sonra da ne yaptı biliyor musunuz? Özür kabahatinden beter. İnsanlar bu mobbingtir. Böyle bir şey yapamazsın. Normalde yani bir ofis settinginde bunlar olmaz bak yaptığın şey bir de yaşam tarzına karışmak yapamazsın bunu falan filan. Hatta şey de yazıldı o da çok hoşuma gitti. Aynı şey başörtü çıkartmak falan için yapasa kıyameti koparırlardı. Gerçekten öyle. Yani çifte standart var. Gerçekten tutuklanırdı bile biliyor musunuz? O müdür yani. Arkadaşlar başörtüsünü çıkarsın altın vereceğim falan şeklinde bir şey olsaydı. Ya ikna odası gibi bir şey yani bu aslında temelde. Baya baya tutuklanırdı. İşte çifte standart derken bundan bahsediyorum. İnsanlar şey diyor ya işte sen de İslam'la mı bütün sorunun işte bilmem din başörtü bunları konuşmaktan şey yapmadın. Çünkü sürekli bir sataşma hali mevcut anlatabiliyor muyum? Sürekli böyle şeyler görüyorum. O yüzden rahatsız oluyorum ben. Yoksa dinini kendi halinde yaşayan bir insanla benim ne işim olabilir ya? Çok sıkıldım bir de bunları tekrar tekrar açıklayıp durmaktan. Zaten senin derdin İslam'la. Yani yani <laughs> Allah Allah. Neyse. Birkaç story attı. Ekran kaydı aldığımı zannetmiştim. Herhalde alamamışım. Bazen sinir oluyorum bu arada. iPhone'da böyle bir şey oluyor ekran kaydı. Bir şey yapıyorsun, şey yapıyorsun. Sonunda alınamadı falan diyor böyle. Garip bir şey. iCloud'la falan ilgili sanırım. Çok üzüldüm. Çünkü çok bayağı bir taşak geçmek istiyordum. Ama temelde şöyle diyor. İşte sizin kalbiniz pis. Kalbiniz kötü. Anlamıyorsunuz. Benim orada kötü bir niyetim yoktu. Ben sadece iyilik olsun diye yaptım. Mobbing falan filan böyle şeyler. İşte akşam çilingir sofrası kurulacak falan bunlar sadece kötü niyetli insanların akıllarına gelebilecek şeyler. Ben süper bir şey yaptığıma inanıyorum falan gibi böyle konuşuyor. Siz pissiniz, kötü niyetlisiniz, kalbiniz pis. Ben süperim, çok temiz, çok iyi kalpli, çok güzel bir şey yaptım. Çünkü kapasite yok anlatabiliyor muyum? Onda ne yaptığını anlayabilecek beyin yok. O yüzden zannediyor ki ben süper bir şey yaptım bir de üstüne ya şey de demiyor mesela aa evet arkadaşlar kusura bakmayın yani evet ben güzel inancıma göre güzel, güzel bir şey yaptığımı zannettim ama bir ofis ortamında bunun tatsız bir davranış olabileceğini, mobbing olabileceğini farkına varamadım. Böyle fişleme tarzı bir şey olabileceğini farkına varamadım. Evet haklısınız ben bu açıdan düşünmemiştim. Biz arkadaşlarla aramızda öyle keyifli, eğlenceli işte bir de kendi inancımıza göre güzel bir şey yapmak istedik incittiğim falan insanlar varsa kusura bakmasınlar. Hani ben ofiste kimsenin dinine, inancına karışmıyorum falan gibi. Bir şekilde kapatabilirdi bu konuyu. Biraz azıcık beyni olsaydı ama zaten azıcık beyin olsaydı bu videoyu da çekmezdi. Yani. O yüzden kendini bu kadar rahat bir şekilde savunuyor. Çünkü düşünemiyor. Muhakeme yeteneği yok yani. Hani o yaptığının yanlış bir şey olduğunun farkına varmıyor. Üstüne bir de siz kötü kalplisiniz anlamazlar. Ben süper o kadar iyi bir iş yaptığıma inanıyorum ki. Böyle mal mal konuşuyordu arabasında. bir <laughs> de araba videoları. <laughs> Neyse işte. Arkadaşlar zehrimizi attığımıza göre artık Erasmus anılarına geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar Noel oldu tamam mı? Bir anda bodoslama daldım ama. Noel oldu Aralık falan. Noel olduktan sonra ben de dedim ki ben ne yapacağım Noel'de? Çünkü her yer kapalı oluyor Polonya'da. Almanya'da da dayımlar falan bayağı bir akrabalarım var benim. Çok eskiden göçmüşlerdi. Hani bu eskiden işçi falan almak için bayağı bir Alman Almancı dediğimiz işte insanlar. Tamam mı? Benim çok fazla var. Kuzenlerim, dayılarım, teyzelerim falan. Şöyle bir rota hazırladık dayımla. Önce ben Krakow'dan Münih'e gideceğim. Münih'ten dayımlarla Osnabrück'e gideceğiz. Osnabrück'te Bremen'in yanında küçük bir şehir. Orada teyzem yaşıyor. Oradan Ahın'a geçeceğiz. Ahın'da tam Belçika sınırında küçük bir şehir. Orada da dayımlar yaşıyor. Ahın'dan Belçika'ya gideceğiz. Belçika'da çok durmak istedik ama sadece yolun üstünden geçtik. Ama bir tane SMS geldi. <laughs> Belçika'ya hoş geldiniz diye. O yüzden kendimi Belçika'ya gitmiş sanıyorum. sayıyorum. Hani olur ya atıyorum çorumun içinden geçiyorsundur ama kendini çoruma gitmiş olarak sayıyorsundur falan. Belçika'ya sadece Belçika'yla sadece öyle bir etkileşimim oldu yani. Belçika'dan da işte Paris'e geçeceğiz. Tam Paris'te de dayımlar yaşıyor. Neyse şey demeyin bu arada. Of ya Meryem işte benim bu kadar akrabam olsa Paris'te e, dayım olsa ben Avrupa'dan çıkmazdım. Öyle olmuyor. Vallahi öyle olmuyor. O kadar pahalı ki çünkü Avrupa'ya dair her şey. Uçak bileti ayrı, vizesi ayrı, bilmem nesi ayrı, değmiyor yani gerçekten. Dayı da kalmaya gitmek için bir Avrupa trip ayarlamak bir Avrupa gezisi ayarlamaya değecek türden bir zahmet yok ortada. Yoksa kolay gidilebilse Türkiye'den Avrupa'ya. 1500 tane evrak zart istemeseler, biletler bu kadar pahalı olmasa tabii ki giderdik arada sırada. Ama akrabanız varken bile gidemiyorsunuz sık sık. Böyle bir dünya olmuyor yani maalesef. Neyse ben Münih'e gittim tamam mı? Benim ilk fark ettiğim şey... Çok alakasız ve salakça bir şey olacak ama muzların ne kadar lezzetli olduğu oldu. Biz Türkiye'de o kadar kalitesiz muz diyoruz ki arkadaşlar resmen orası burası ezilip büzülmüş ithal muzları bize yolluyorlar. Farkında mısınız bu olayın? İthal muz yemek isteseniz bile böyle ezik büzük yiyorsunuz. Çünkü Avrupa'da her şeyin güzeli var. Bize güzelleri gelmiyor maalesef. Çünkü ekonomik olarak ve siyasi olarak çok boktan bir yeriz şu an. Refah seviyemiz çok düşük o yüzden. Bize her şeyin en, en, böyle çer çöpü geliyor. Ondan sonra Almanya'ya dair McDonald's'taki elmalı payları çok güzeldi onu hatırlıyorum. Ya böyle standart Avrupa şehirleri tamam mı bunlar? Avrupa şehirleri birbirine benziyor. Ama sonuçta her ülkenin kültürü farklı. Almanya'da çok farklı bir kültür. Böyle her şey aşırı düzenli. Tamam mı? Çöpler bile böyle çok büyük bir düzen. Ama şey gibi değil mesela. Tamam Mesela Asya ülkelerinde de bazı Asya ülkelerinde de geri dönüşüm çok gelişmiş. Avrupa ülkelerinde de öyle ama Almanya'da böyle insanlar hem düzenli hem birbirlerine karışmıyorlar. Mesela Doğu ülkelerinde çok karışırlar insanlar birbirlerine. Kültürel olarak oralar çok şeydir. Daha muhafazakardır. Almanya'da böyle gerçekten her konuda özgürsün. istediğini yapabilirsin ama aşırı kurallılar. O kadar çok kural var ki böyle. Yani neredeyse apartmanın en aşağısındaki Çamaşır makinesini kullanmak için bile dilekçe vereceksin yani böyle bir ülkeden bahsediyorum. Her şey aşırı bürokratik, her şey aşırı düzenli, her şey aşırı nizami ve insanlar böyle aşırı kuralcı ve soğuklar. Ama şöyle düşünüyorum bazen Türkiye'deki herkesin birbirinin götüne girdiği, hiçbir şekilde sınırların olmadığı ve herkesin bu yüzden problem yaşadığı bir ülke olmaktansa herkesin soğuk, kuralcı yaşadığı ama hiç, hiç kimsenin mağdur olmadığı bir ülkede yaşamayı tercih ederdim ben. Seçme şansım olsaydı. Onlar mesela çok şikayet ediyor orada yaşayanlar. Ya işte çok şöyle böyle bir tane kuzenim ne demişti biliyor musunuz? <laughs> Düşündükçe sinirleniyorum. Ya ama işte hiç kural yok yani Türkiye çok güzel o açıdan. İstediğin yere ev dikebiliyorsun. İstediğin şekilde kırmızı da geçebiliyorsun. Demişim ki sen iyi misin? Ya bunları mı iyi olarak görüyorsun yani? Tabii ki kırmızı da geçmemen lazım. Tabii ki istediğin yere kafana göre ev dikmemen lazım. Tabii ki <laughs> Mesela şeylerden çok şikayet ediyorlar. Vergiler çok fazla zart tut, ama şeyden hiç bahsetmezler. Her çocuk için devlet bunlara para veriyor, bundan hiç bahsetmiyorlar. Mesela faydalarından ne kadar her şeyden güzel bir şekilde faydalandıklarından, bütün sistem sistemin ne kadar kusursuz harika bir şekilde işlediğinden falan asla bahsetmezler. Sadece mağdur oldukları kısımlardan bahsederler. Mağdur oldukları kısım da çok vergi ödemek. Her şey için aşırı izin almak zorunda olmak falan. Bunlar yani bunlardan şikayet ediyorlar. Sonra orada azınlık olduklarından, ayrımcılık gördüklerinden falan şikayet ediyorlar. Abi bilmiyorum tamam bir yerde tamam gurbetçiler, iki arada sıkışmışlar, araftalar. Ne biz anlayabiliyoruz onları tam olarak, ne Almanlar anlayabiliyor ama sikerim yani onların triplerini daha. Ya ben burada bir cenderenin içinde yaşarken onların 2 3 kuruş fazla vergi ödemelerinin onların derdini dinleyemiyorum. Yani ben Almanca dinleme derdi şeyini aştım. Arkadaşlar eğer aranızda gurbetçiler falan varsa Gerçekten kusura bakmayın yani. Tamam evet çok şikayet ettiğiniz durumlar olabilir ama valla ben kıyaslayamıyorum yani burada her gün yaşadığımız şeylerle karşılaştırdığımda gerçekten kıyaslayamıyorum yani. Her günümüz burada şey böyle mayın tarlasında yürüyor gibiyiz yani. O yüzden gerçekten dertlerini dinleyemiyorum ben artık böyle. Mesela çok kavga çıkıyor. O yüzden şeyden bile çıktım mesela bizim akrabaların böyle toplaştığı bir WhatsApp grubumuz var. Orada duramıyorum ben laf sokmadan insanlara. Özellikle şu son bir yıl, iki yıldır falan çok ger, gerginleştim böyle. Ya sikerim sizi de falan. Konumuna geldim yani. Hani şey yapamıyorum. Çünkü bizim derdimizden de anlamıyorlar. Şey diye düşünüyorlar. Ya bunlar da bizim güllük gülistanlık yaşadığımızı düşünüyorlar. Oysa ki Türkiye cennet vatan her şey harika Türkiye'de falan. Onlar da öyle zannediyorlar. Karşılıklı anlayamıyoruz birbirimizi o yüzden. Eyvallah arkadaşlar. Dayılarım, teyzelerim hepinizi çok seviyorum ama bayramdan bayrama, seyrandan seyrana birbirimizi görürüz, öperiz, kucaklaşırız falan ama bana müsaade anınıza bacınıza küfür etmek istemiyorum falan dedim yani. Her neyse böyle bir ülke. Çok sevimliydi her şey çok. Bence evet çok kurallıdır eyvallah. Çok adapte olması zor olabilir ama dediğim gibi ben bana vallahi karşılaştırdığımda harika geldi. Mesela şey ben oradan Steam'e girememiştim. Çok sinir olmuştum. Almanya'da internet çok acayip. Mesela torrentten bir şey indiremiyorsunuz. Binlerce euro ceza ödüyorsunuz. Korsan oyun falan indiremezsiniz. Film indiremezsiniz. Bu şekilde kurallardan bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Biz böyle çok bala göte yaşıyoruz burada bazı konularda. Ama dediğim gibi yani hani bunları mesela ben yazdığım bir şey için tutuklanmamayı korsan film indirememeye tercih ederim. Giderim paşa paşa Netflix'imden, zartımdan zurtumdan izlerim yani filmimi. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeyden bahsediyorum ben. Bu arada şeyde de size anlatmayı unuttuğum detaylar var Krakow'la ilgili. Biz öğrenciydik orada ve eğer aranızda Erasmus'a gidecek olanlarınız varsa en fazla buna üzüleceklerdir. Öğrencilerin ne kadar harika yaşadığı, yurtların falan ne kadar güzel kaliteli olduğunu geçtim. Mesela ben o zamanın parasıyla 130 lira vermişim ve 6 ay boyunca akbil kullanabilmişim. O zamanın parasıyla 130 lira nasıl hesaplayabiliriz bunu mesela? Bir bursun 3'te 1'i kadar bir para vermiştim ben. İstediğim kadar binmiştim. Sadece kartınızı göstermeniz gerekiyor otobüse binen denetçilere. Ve denetçisiz de çok bindiğim oldu. Benim biraz korka korka bindim ama çok kalabalıkken tramvay falan. Bayağı denetlemeci falan olmadan memurlar oluyor orada denetleyen. Şu an hala aynı sistem var mı bilmiyorum. 10 yıl geçti belki değiştirmişlerdir de. Baya baya böyle bedavaya bindiğim oldu yani kimseye yakalanmadan. 6 ay boyunca sınırsız ya sınırsız. Hani bizim şey var ya İstanbul'da sınırsız akbil. 200 basıyor. O mesela bizim zamanımızda 60 lira falandı. 60 veya 80 olması lazım. Düşünün. 6 ayda 480 lira ediyor ve 200 basımlık sınırsız değil. 400-500 lira veriyorsunuz 6 ayda. Ve istediğiniz kadar gezemiyorsunuz bile. İstediğiniz kadar kullanamıyorsunuz bile toplu taşımayı. Ki o zamanlar bizim ekonomimiz artma zurtumuz da görece iyiydi. Gezi zamanları tam böyle ekonominin düşmeye başladığı zamanların birazcık öncesi yani. Bursun üçte biri kadar bir fiyata altı ay gezebiliyorduk versus o aylık bursunuzun tamamen veriyorsunuz. Ve istediğiniz kadar gezemiyorsunuz bile. Mesela şey de aynı şekildeydi. GSM operatörleri mesela öğrencileri o kadar avantajlıydı ki almıştım mesela ben sim kartımı sınırsız internet vardı öğrenciler için çok da ucuza şey yapıyordum. Şu anda hala Türkiye'de 10 yıl geçti bakın. Türkiye'de hala sınırsız internet yok hiçbir GSM operatöründe. Zort paket, zart paket diye götünüze götünüze sokuyorlar yani o gigabaytları. Affedersiniz. Yazık. Gerçekten yani şunları anlattıkça böyle sinirleniyorum burada yaşadığımız hayatı düşündükçe falan. Çok başka olabilirdi her şey. Arkadaşlar bakın ne olur ikinci tura kalmasın bak. Aranızda yok ben çok sıkıldım kılıçlardan marem zorram falan diyecekler varsa lütfen şu akbil meselesini düşünün yani. Gerçekten bizim öyle bir lüksümüz yok yani ikinci tura kalsın beşinci tura kalsın valla öyle bir lüksümüz yok bak. Çıldırdım ya çıldırdım yani platformumu sırf bu yüzden kullanmak istiyorum artık 14 Mayıs'a kadar. İkinci tur falan falan öyle düşünmeyin. Yani Deccal bile olsa basacağız abi. Başka bir şey yok yani. Şunları düşünün bakın aklınıza gelsin. Şu akbil meselesi aklınıza gelsin yani. Neyse işte sonra Paris'e gitmiştim. Tabii ben öğrenci olduğum için istediğim kadar gezemiyorum arkadaşlar. Münih'te olsam Paris'te olsam bile fakir bir öğrenciyim sonuçta ve Disneyland'e çok gitmek istiyordum ama hem o kadar uzaktı ki bizim olduğumuz yere hem de inanılmaz pahalıydı her şey. Asla keyif alacak param yetecek kadar bir, bir bok anlayamayacaktım yani. Aynı şekilde Versailles Sarayı'na gitmek istemiştim. Gitmek istedim böyle birkaç tane kilit yer vardı. Louvre'a zaten gitmiştim. O yüzden tekrar gitmedim. Yani bir 3-4 yıl önce falan gitmiştim. Çok kısıtlı vaktim vardı. Tekrar vakit harcamak istemedim orada. Sonra bak Şanzelize'ye falan gittim. Eyfel'e gittim. Klasik yerlere gittim yani. Hani İstanbul'a, Sultan Sultanahmet'e falan gidersiniz ya o tarz yerlere gittim. Hala üzülüyorum aslında gidemediğim için. Paris'e kadar gitmişim. Avrupa'nın Disneyland'ine gitmemişim yani. Ama işte arkadaşlar sınırsız para yok. Her şey mümkün olmuyor vallahi yani. Ne olursa olsun. Sonra size şeyden bahsetmemiştim ben. Viyana'ya ve Prag'a gittim. Viyana ve Prag'da da aynı şekilde. turla gittim bu arada. Bir de mesela şey diyorlar bazı insanlar. O zaman da çok söylüyorlar diye Abi turla gidilir mi ya? <laughs> falan. Yani sınırlı paranız varsa, sınırlı vaktiniz varsa, öğrenciyseniz ve hızlıca Avrupa'da birkaç ülke gezmek istiyorsanız, bütçenize uygun bir turla gitmek hiç de kötü bir seçenek değil abi. Gidemeyecektim ben Prag, Viyana'ya hayatta gidemezdim yani tur olmasaydı. Nasıl ben planlayacağım o geziyi? Hiçbir şey bilmiyorum ki o şehirler hakkında. Nasıl planlayacağım tek başıma? Nerelere giderim, nerelere gitmem? Otel ayarlayacağım, zart yapacağım, zurt yapacağım. Otobüs ayarlayacağım. Ben ne bileyim Krakow'dan Pırağa giden otobüsleri falan lehçe bildiğim mi var yani? Saçma sapan uğraşıp duracaktım. Yurttaki bütün Erasmus öğrencilerine otur önerdiler. Tur şirketini. Gittik yani ne var gayet de keyifliydi. Evet hızlı hızlı gez, gezdik bazı yerleri. Koşa koşa gezdik ama ellerinden geldiğince fazla şey göstermeye çalıştılar bize. Gayet de hoştu yani. Gidemezdim yani ben hayatta gitmezdim kendimi biliyorum. Pırağa asla gitmezdim. Çok tatlı çok güzel bir şehirdi bu arada. Hase size. Viyana, Viyana bir kere yaşamak için harika bir yer gibi gözüküyordu. Ama Prag'ın da böyle kendine özgü bir bir de şey ya orası, vebanın başkenti gibi. Kara veba olayını biliyor musunuz? 1300'lü yıllarda bütün Avrupa'yı etkisi altına almış, bütün bir sürü insan öldürmüş, resmen medeniyeti tekrardan başlatmış bir olay gibi yani insanlar o zamanlar Çaresi falan da yok. Kıyamet koptuğunda falan düşünmüşler yani. Korkunç bir şey. Bunu başka bir zaman konuşuruz. Ama üzerine birkaç tane film, birkaç tane belgesel izlemenizi tavsiye ederim. O insanların psikolojileri... Yani çünkü çare yok arkadaşlar. Mesela şu an pandemide ne oldu? Elimizi yıkayalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Evde kalalım falan. Sonra aşı çıktı falan. Kurtulduk değil mi? Öyle değildi işte. Covid'deki gibi değildi. İnsanlar çözümü, çareyi bilmiyorlar. Bilim diye bir şey yok. Birilerini sorumlu tutuyorlar. Kadı, cadı falan diye kadınları yakıyorlar. Yahudileri falan şey yapmaya başlıyorlar. Herkes bir sorumlu arıyor. Kedileri öldürüyorlar. Fareleri farelerden bulaşıyor falan. Böyle değişik. Baya hani hiçbir şeyin olmadığı, hiçbir bilime, tıpa dair hiçbir şeyin olmadığı, herkesin böyle götünden bir şey uydurduğu maskeleri görseniz var ya götünüzle gülersiniz yani. O yüzden insanlar kıyametin koptuğunu falan düşünmüşler herkes ölüyormuş yani böyle baya baya cesetler taşınıyormuş ara, el arabalarıyla ve onun gerçekten kasveti vardı Prag'da hafif böyle bir değişikti yani böyle birazcık iç rüpertici bir güzelliği vardı Prag'ın o anlamda öyle tabi ben otobüs yolunda panik ataklar geçirenzi <laughs> çok uzun zamandır ben anksiyete ve panik atak yaşayan bir insandım ama o zamanlar sebebini bilmiyordum şu an sebebini biliyorum o yüzden artık yani terapiye de gidiyorum ve bir şekilde üstesinden gelebiliyorum. Kontrol altına almasını öğrendim yani. Ama o zamanlar bana ne olduğunu bilmiyordum. Bu konuda hiç yani şeyim yoktu. Hiçbir şekilde bilgim yoktu. Çok cahildim psikoloji falan konularında. Ve bana ne olduğunu anlayamadığım için kontrol etmesi de çok zordu. O yüzden yani beni panikleten şeyin ne olduğunu anlayamıyordum. Ya şey diyordum ya hiçliğin ortasındayız şu an ya. Ya hep böyle zaten aksiyetinin birinci şeyidir. Ya ölürsem şu an kalp krizi geçiriyorum ya ölürsem en klasik şey belirtiler yani anksiyete belirtileri otobüste bir iki kere böyle anksiyete hata geçince arkadaşlarım benim böyle şey yapmıştı o birazcık böyle bir limon sıkmıştı prak gezime çünkü yani neyden dolayı kaygılandığımın tam farkında değildim ben sadece korkuyordum ve yalnızdım o yüzden yani birçok sebebi var tabii ki kaygının ama o zamanlar işte onu beni tetikleyen temel şey yalnız olmam ve hiç bilmediğim yerlere gidiyor olmamdı. O yüzden birazcık şey olmuştum. Ve oradaki arkadaşlarımla sonradan zaten hani benim Türk arkadaşlarım diye bahsettiğim kızlar var ya. Ondan sonra zaten çok samimi olduk. Çok yardımcı oldular bana ve sonradan da çok iyi arkadaş olduk yani. Ama size anlatmak istedim. Öncelikle çok şanslısınız yani 21 yaşında olup panik atağı neden veya anksiyete atağı geçirdiğimi bile anlayamayacak kadar bu konularda bilgisizdim. Evet internet vardı ama bir şekilde bunlar çok konuşulmayan şeylerdi. Şu anda olduğu gibi hiçbir şey açık açık şey değildi yani böyle yaygın değildi bu kadar mental sağlık problemlerini konuşmak. O yüzden çok şanslısınız birincisi bu. İkincisi de uzak bir ülkeye gittiniz. Çok yalnız olduğunuzu hissettiniz. Yani bence bu anlattığım şeylerden sonra veya uzak bir ülkenize gitmeniz uzak bir ülkeye gitmenize de gerek yok. E sebebini biliyorsunuz yaşadığınız şeyin. Mesela ben kalp krizi geçireceğim, öleceğim falan diyordum sebebinin panik atak geçirmem olduğunun çok böyle farkında değildim yani. Öyle gelen ve giden bir şey zannediyordum ben sadece. Yani size de söylemek istedim. Yani bazen mental olarak sizi zorlayacak durumlar olabilir orada. Eğer Erasmus'a gideceksiniz ilk başlarda alışamama veya işte bazı şeyleri çözememe, halledememe, çok fazla problem olması falan. İlk başlarda böyle şeyler olabiliyor. Ama hani sakin olun. Benim gibi yolculuk, yolculuklarınıza limon sıkmayın yani. Ya tabii ki şey değil bu anksiyete geçirmeyeceğim dendiğinde geçirilmeyecek bir şey değil ama sadece hani konusu geçmişken bunu anlatmadan geçemedim çünkü benim Prag deyince aklıma gelen ilk şey otobüste o yani panik atak geçirdiğim ve otobüsü durdurmuşlardı. Tur rehberimiz de Türktü. Yani o şirketin sahibi bir Türk adamdı. Ve açıklıyordu işte şoföre bir lehçe konuşuyor ama panik atak falan diyordu. Oradan anlamıştım. Şoför de bana böyle garip garip baktı. Çok üzülmüştüm ya orada. Demişim ki ya insanları uğraştırdım şeye bak. Ya evet elimde değil gerçekten kontrolüm dışında ama bunu koyayım. Bu amca ne anlasın şimdi panik ataktan falan demiştim. Çıkarmışlardı beni böyle nefes alalım. bir için rahatlamıştım böyle birazcık şey yapınca. Beynim oksijen gidince ama demişim ki ulan. Yani tamam evet kalp krizi geçirmiyorum şu an evet. Şu an bunun bilincine ulaştım. Ama etrafıma bir bakmıştım. Yani böyle Polonya'dayız. İçliğin ortasında bir yol. Yani bir insan bile yok yolda. Sadece ağaçlar ve dümdüz bir yol. Yani orada gebersen kimse yok yani. Bunun da böyle böyle çok garip bir farkındalık o. Ne benzin istasyonu var ne hastane var ne bir şey var. Ya Meryem ya burada gebereceksen de geberdin işte gebermiş olursun filan diyerek kendimi sakinleştirip binmiştim. Öyleyse işte, bunu da anlatmak istedim. Yani ben şu an 30 yaşından 30 neredeyse 31 hatta. Kaç Mart Nisan? 2 ay kaldı lan doğum günüm. 31 olacağım. SJ. Of. kim ya. <laughs> ne ara 31 oldum ben ya. 31 yaşımdan 21 yaşıma baktığımda o kadar çocuk geliyorum ki kendime. Mesela şu an çok birçok şeyi farklı yapardım. Ama diyorum ki iyi ki 21 yaşındayken olduğum gibi ve 21 yaşındayken düşündüğüm gibi yapmışım her şeyi. Hani şey olmuyor. Of, salak kafam öyle yapmasaydım da böyle yapsaydım olmuyor. Sadece şey diyorum. Ne çok bilmediğim şey varmış yani. Çok güzel bir deneyim olmuş benim için. Çok keyifli olmuş ama bildiğim bazı şeyler olsaydı bu kadar savunmasız olmazdım diye düşünüyorum. Yani 21 yaşıma baktığımda sadece böyle hayata karşı biraz daha bilgisiz ve biraz daha savunmasız bir çocuk görüyorum. Ama bu hiçbir şeyden keyif almama ve o deneyimi güzel yaşamama engel değildi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Öyle. Yani buradan baktığımda öyle görüyorum sadece kendimi. Yoksa şey demek istemiyorum. 21 yaşında geri zekalı bir çocuk olursunuz ve hiçbir şeyden hiçbir bok anlamazsınız gibi değil yani. <laughs> Sadece çok başka yerlerden bakıyorum hayata ve defterleri okudukça bunu anlıyorum. Diyorum ki vay be çok güzel. Yani çok güzel değişmişim ama o zamanlar da çok... Yani o zamanlarki halimden de utanmıyorum yani bunu demek istedim. Çünkü değişmişim, gelişmişim. Ne mutlu ki öyle olmuş yani. Ne mutlu ki değişebilmişim. Daha pozitif yani yönler katabilmişim kendime. Ama yani hayat da böyle bir şey zaten arkadaşlar ya. Yani 21 yaşında çocuk olmadığınızı düşünüyorsunuz ama 30 yaşında 21 yaşında çocuk olduğunuzu düşünüyorsunuz. 50 yaşıma geldim dedim bu yaşlarda çocuk olduğumu düşüneceğim muhtemelen yani. Ama gerçekten çocuk bir tarafı var 20'li yaşların başlarının. Çünkü 25'te beynin gelişimi tamamlanıyor ya o yüzden. böyle bir olay var yani. Ondan neler var daha? Defterin sonunda da bir liste yapmışım arkadaşlar. Polonya'ya dair özleyeceğim şeyler ve özlemeyeceğim şeyler diye. Önce özlediğim şeyleri sayacağım. <laughs> bu böyle bir özet niteliğinde olmuş bence. Polonya'ya dair özleyeceğim şeyler. Otobüslerin içinde bilet makinesi olması. Nedense bu Akbil'den daha çok etkilemiş beni. Böyle Akbil basmak yerine bir bilet var, makinesi vardı. O yutuyordu biletimizi. Ne bileyim işte daha çok hoşuma gitmiş herhalde. Ve ayrıca ben ilk İstanbul'a gittiğimde otobüslerin içinde akbiline paraları sayan bir adam oluyordu resmen. 2010 yılında gitmiştim. Belki de o hala 2013 yılında vardı da ona mı bir gönderme yapmışım anlamadım. Ama sonuç olarak çok hoşuma gitmiş. Öğrenciler için dönemlik 130 liralık akbil, sarımsaklı ekmekler, Ucuz donatlar ve kruvasanlar. Arkadaşlar bu hamur işleri çok Polonya'ya yani Doğu Avrupa ülkelerine özgü şeyler. Donatlar falan. Hamur işleri şeyler mesela pierogi, mantılar. Ya evet bizim kültürde de var poğaça, mantı falan. Her kültürde var aslında mantı ama ne bileyim onların donat günleri falan vardı. Polonya'da donat günü kutlanıyordu. Ve Amerikan donatı değil de daha farklı, daha az şekerli, değişik, daha az glazeli donatları var. Çok kilo almıştım orada zaten. <laughs> Fazla kalabalık olmaması. İstanbul'a kıyasla Krakow cennet gibi gelmişti bana. Krakow'u Ankara'ya çok benzetiyorum o anlamda. O zaman da Ankara'ya var ya hiç gitmediğim halde demiştim ki burası tam bir Ankara ha. Denizsiz, daha sakin insanlar, daha düzenli, memur şehri gibi falan olmuştum. Neyse. Dümdüz bisiklete, tramvaya çok elverişli olması. Bu da harika bir şey. Burada da var. Tek tük ama işte yani ben mesela bir Bizim yakında bir park var, bisiklet yolu var. Hep insanlar yürüyor orada. Maalesef bizim ülkemize böyle. Ve çok yokuş. Ve çok engebeli. Envai çeşit sarımsak sosuna ulaşma kolaylığı. Evet ya sarımsaklı soslar çok vardı orada. Pizzalarda falan çok değişik güzel sarımsak sosları vardı. Marketlerde Türkiye'de bulamayacağım müthiş sinekler. Arkadaşlar biliyor musunuz? O zamanlar Türkiye'de bu Seven Days Kruvasan bile yoktu. Çok hoşuma gitmişti o paketli kruvasanlar. Çok sonradan geldi Türkiye'ye. Hatta şeylisi vardı. Romlusu vardı. Ya böyle alkol bir şekilde bir alkol vardı içinde. O Türkiye'ye gelmedi. Ama ben ondan alıp yediğimi hatırlıyorum. Ya da ne vardı? Dur bakacağım ya. Aşırı merak ettim o alkolü şu an. Aa, şarap varmış lan. E, sadece Polonya'ya özel. Spumante yazın. Seven Days Spumante yazın çıkacak. Şarap değil hatta şampanya. Vay be şampanyalı kırvasan. Çok ilginç değil mi ya? Ya keşke Türkiye'ye de gelsin. Türkiye'de alkole bildiğin düşman olduğu için bizim şey, hükümet. Yasaktır kesin zaten herhangi bir şeyin içinde alkol olması. Gıdan muhtemelen. Bilmiyorum tam yasaları da. Çok isterdim gelmesini. Çok değişik, ekşimsi, tatlı bir tadı vardı. Neyse. Kocaman kocaman bir sürü ağaçlı parklar. Aslında Ankara'da da var ama Krakow'daki ağaçlar böyle gökdelen gibiydi. O kadar büyüklerdi ki. Bir tane park vardı Krakow'da. Planty Park Krakow yazın Google'a. Böyle kocaman çam ağaçları olan harika bir parktı. Bankla zaten ağacın şeyini boyutunu gördüğünüzde anlayacaksınız ne demek istediğimi. Dev gibi ağaçlar vardı. Ben Türkiye'de hiç öyle ağaç görmedim. Her yer sap sarı yapraklarla doluyordu sonbaharda. O çok hoşuma gitmiş. Güzel pizzalar ve kafe mekanları. Bu Ankara'da da var artık. Ama oradakiler de çok şirindi tertemiz sokaklar, Old Town'daki atlı arabalar. Artık atlı araba olayını desteklemiyorum bu arada. Çünkü ne olursa olsun atlar koşuluyor yani bir arabaya ve hoş değil bence. Kültürel de olsa onlar için. Ve çok iyi bakılıyordu atlar bu arada ama ne bileyim ya. Bana ya bilmiyorum belki atlar alışıktır. Ama yani atın ağzına bir şey koymak, atı kırbaçlamak, atın o dişlerini şey yapmak falan çok şey değil mi ya? yani Canice geliyor bana. Çok güzel kırtasiye ürünleri. Uf, evet ya. Ve Witch dergisine hastalar Polonya'da. Orada o kadar kolay ulaşabiliyordum ki sayılara. Lehçeydi gerçi ama ilk sayıyı mesela lehçe alabilmiştim. Acayip koleksiyon. Baya baya koleksiyon itemi o yani. Şu anda inanılmaz değerlendi. Ve yıllar geçtikçe daha da değerlenecek yani. Bir de Sims, Sims manyağılar aynı zamanda. Bak Polonya'nın nüfusu kaç mesela? 38 milyondan bizim yarımız. İnanılmaz ya şaka gibi. Ama o kadar sims hastasılar ki mesela lehçe dil seçeneği çıkıyor Sims yüklenirken. Sims 2'de bile çıkıyordu. Kuduruyordum ya nasıl lehçede olur da Türkiye'de olmaz? Çünkü niye? Adamların refahı yüksek. Yani Avrupa'nın en osuruktan ülkesi belki ekonomik olarak ama refahları yüksek. O yüzden oyunlara orijinal erişebiliyorlar ve fan base'leri var yani böyle oyuna katkı sağlayan, oyunu alan, oyuna böyle sadık olan bir fan kitlesi var. O yüzden lehçeye çeviriyorlar. Ama Türkiye'de asla Türkleri sikleyip de Türkçe çevirmiyorlar çünkü biz korsan alıyoruz yani. Çok yakın bir zamana kadar korsan alıyordum ben param yetmediği için. Para kazanmaya başladıktan sonra orijinal almaya başladım. O zaman da yani fan base gibi bir olayım olmadı yani. Hani böyle Sims hastası falan böyle çok bir Türkiye'de öyle bir komünite yok yani. Evet Sims çok seven insanlar var ama orijinal oyunlara çatır çatır para verip böyle acayip sadık olan bir fan kitlesi demek ki Polonya kıyasla yok yani. Sims'li böyle kırtasiye ürünleri falan bulmuştum. Bayılıyordum biliyor musunuz kırtasiye gezmeye sevdiğim şeylerden biriydi. Bir ülkeyi iyi tanımak istiyorsanız zaten böyle bir AVM'sine, marketine, kırtasiyesine, Hatta ikinci el dükkanlarına. Orada çok vardı ikinci el dükkanı. Hatta İspanyol arkadaşlarımız ikinci el mont falan almışlardı oradan. Monta para vermek istememişlerdi. Biz Türkler çok huyluyduk o konuda. Çok titizdik. Oradan alışveriş yapmamıştık ama bayağı Avrupalı Erasmus arkadaşlarımız ikinci el dükkanlarından alışveriş yapmışlardı. O yerleri mesela bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o yerleri gezmelisiniz bence. Kırtasiyeleri ve kitapçılara bayılıyordum ben. Sonra genel olarak düzen, temizlik, nezihlik, kurallara uyan, yayalara yol veren gerekli ışıklarda durup geçen insanlar. Yurdun muhteşem yaşam şartları, otobüslerin vaktinde gelmesi. Evet orada bir bakın uygulama bile değil yani. Bizde Mobi, ETT, Ego falan uygulamaları var ama hiçbir zaman vaktinde gelmiyor otobüsler. Orada bir dosya var, şey vardı. Otobüs duraklarına yapıştırılmış bir A4 kağıdı. Orada atıyorum 16.41, 16.43, 16.45, 16.48 diye dakikalar vardı. O dakikaları asla şaşırmıyordu biliyor musunuz otobüsler? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama tabii İETT şoförü gibi de bizi beklemiyorlardı mesela. Eşek gibi koşuyorduk bazen arkalarından durmuyorlardı. İETT de çok durmuyor gerçi ama. Neyse. Her durakta ilgili otobüslerin geçiş saatlerinin yer alması genel olarak ulaşım kolaylığı, yaşamın ucuzluğu, kozmetik ürünler ve benzeri şeyler. Evet gerçekten. Diyorum ya size 100 lira çekiyordum. Krallar gibi yaşıyordum orada. 100 lirayla aylarca. <laughs> ya aylarca değil de mesela iki haftada bir falan 100 lira çekiyordum. Kralı oluyordum Polonya'nın yani öyle söyleyeyim. Mesela bir tane pizza, ice tea ve bir patates kızartmasından oluşan bir menüm vardı. Hep Greg and Tom hostelinde yediğim. 7 Yedi zloty mi neydi? Pardon 7 liraya geliyordu galiba. Zulot hesabını unuttum ama 7 lira filandı. Şaka gibiydi ya. Of neyse kuduracağım. Derslerin kolaylığı, sınıfların temizliği, kütüphanenin güzelliği. Evet kütüphaneyi de kullandım hatırlıyorum birkaç kere kitap ödünç almıştım. 7'ye kadar açık postane ve eczane. Burada kaçta kapanıyor? 5, 5'te beşte kapanıyor postaneler. Yani resmi postaneler. Eczaneler kaçta kapanıyor bilmiyorum. Altı gibi filandır herhalde o da. Ucuz internet, SMS ve konuşma. Türk olduğumuzu duyunca ilgili gözükmeleri. <laughs> Bu da ne alakaysa. Çok iyi ve yardımsever insanlar çıkıyor arada. Nadir de olsa. İngiliz öğretmenlerin İngilizceyi çok iyi konuşması. Burada yaşanmış tarihi şeyler. Zapiye kanka ve pierogi en sevdiğim yemeklermiş. Kocaman ve ucuz her şeyi bulabileceğin marketler. İkinci kitapçıların müthiş olması. Şimdi de Polonya'ya dair özlemeyeceğim şeylerden bahsedeyim. Lehçe, lehçe aksanlı İngilizce, iğrenç harfler. Bu birazcık reaktif bir davranış olabilir. Böyle oraya gittiğim için kültür şoku yaşadığımdan lehçeyi çok gıcık bulmuş olabilirim ama şu an size ederim bakın takip ettiğim kanal. Daha bugün izledim. Canlı yayın açıyorlar sürekli. Learn Polish with PolishPod101.com Abone olduğum YouTube kanallarından biri ve 24 saat canlı yayında lehçe öğretiyorlar. Ve o kadar hoşuma gidiyor ki lehçe konuşulması. Çok seviyorum, çok sempati duyuyorum. Yani oradayken biraz uyuz olmuşum kültür şokuyla. Ama döndüm şu anda ve diyorum ki ya keşke bu dili full konuşabilseydim. Çok seviyorum yani. İğrenç harfler yazmışım bir de. L'nin üzerine çizgi atınca V diye okunuyordu. Ona küçük olmuşum herhalde. Soğuk mendebur gıcık insanlar. Pizza kabı, patates kartonu gibi 3-5 kuruşluk şeylerin hesabını yapmaları. Evet ya. Bizde mesela paket yapar mısınız? Dünyanın bütün paketlerini kullanırlar. Orada diyelim pizzayı paket yaptırmak isteyeceksin. Kartonun parasını da ödüyordun. Genel mana, manada suratsızlık, yardım sevmezlik. Hiç kedi yok. <laughs> 6 ay boyunca bir tane kedi görmüşüm. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemedim. Bizde sokakta çok kedi var ama kontrolsüz yani. O kediler hastalıktan ölenler mi dersin? zarar görenler mi dersin? Az kedi var, öz kedi var. Ama bize de mesela şöyle bir şey olsa, kedilerin nüfus kontrolü olsa ama dükkanlarda orada burada keyifle kendi hallerinde takılabilseler yine öyle bir sistem olsa. Orada hiç yoktu. 6 ay boyunca bir tane kedi görmüştüm o da Old Town'da. Polonyalılar da kedileri çok sever bu arada. Ya kedileri sevmeyen yok zaten de. Onlar böyle özellikle teyzeler bayılıyordu kedilere. Ve mesela Facebook gruplarında, Amerikan Facebook gruplarında yani bazen kedilerle ilgili bir şeyler sorduğum kedili Facebook grupları var. Orada hep Polonyalılar oluyor. Ukraynalılar, Ruslar falan oluyor. Bu Doğu Avrupa'da seviyorlar kedileri bayağı. Onu söyleyebilirim. Neyse çok soğuk olması götüm dondu. Hocalara saygı duyma olayları çok komik ve samim. Bu Hocalara aşırı bir saygı vardı. Böyle lord gibi görüyorlardı öğretmenlerini. O bana çok garip gelmişti bilgisayar tamir edemiyorlar. Çok beceriksizler. <laughs> Tabii ki Türkiye'nin bu konularda eline su dökemezler. Yani en iyi cep telefonu ve bilgisayar ta tarif tamir eden bizizdir. Yurt çalışanları çok katı. İsimlerinin ve soyadlarının birbirine çok benzemesi. Evet ya. Ya bu şeyim özlemeyeceğim şeylere yazmışım. Bu da bunu da yani özlemeyeceğim bir özellik değil. Çünkü ne alaka, niye, bende ne ilgisi var isimlerin. Ama bu çok garibime giden yani bu da kültürel olarak hiç anlamadığım bir şey olmuştu. Kızların isimleri hep şey Olga, işte Katya, Alexandria, Alexandra, Gosha. Hep böyle 3-5 tane isim var ve sanki random Sims'te isim seçer gibi hep aynıydı isimleri, soyadları. Çok ilginçti. Ve insanları çok soğuk. Bunu yazmışım. Evet, bu kadar da arkadaşlar. Asiktir ya. Of. Staj anımı anlatmayı unuttum. Orada ufak bir drama yaşadım. Onu da artık 5 dakikalık bir anı ama şu an gerçekten hiç enerjim kalmadı. Erasmus sonlarını burada bitirelim. Ama bonus olarak bir sonraki bölümde o staj ufaktan araya sıkıştırırım tamam mı? E, en başında bir sonraki podcast'in. Bir de ah, beynim durdu şu anda. Bir saattir konuşuyorum. Artık aklıma gelmez yani güzel anlatamam tadını çıkara çıkara. Güzelce anlatmak istiyorum. Evet bu kadardı arkadaşlar. Umarım güzel olmuştur sizin için. Çoğunuz çok keyif aldınız dinlemekten. Çok kafanızı dağıttığını falan belirttiniz. Hatta Erasmus yapmak isteyenler, fikir değişenler, ne olursa olsun gideceğim diyenler oldu. Bunlar duyması çok güzel şeyler benim için. Vallahi yapabiliyorsanız yapın, şartlarınızı zorlayabiliyorsanız yapın, gidin arkadaşlar. Sonuçta ben de fakir gittim. Tamam şu an... Euro, TL çok şey bir seviyede ama yani fakirsen yine fakirsin anlatabiliyor muyum yani? Yurdun dışına adım atamayacak durumda iseniz tabii ki zorlayamam kimseyi ama dediğim gibi hani dört bölümdür dinliyorsunuz zaten harika bir deneyimdi. Gitmek isteyenler, şansını zorlamak isteyenler tabii ki yapsınlar. Evet, öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.